diyorum sana. Hiç, dinleniyorum. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Yok canım. Atla hadi. Hadi atla. Geceleri epey serin oluyor, değil mi? Hmm. Bu saatte ne arıyordun orada? Anlaşıldı. Annem illaki trenle gideceksin dedi ama ben otobüsle gideyim. Anlaşıldı dedik. Kaç yaşındasın? 22. Suçun neydi? Neyse, boş ver. Kaç gündür yollardasın? Dert. Bari gideceğin yeri biliyor musun? Adresi var. Paran var mı? Eksik olma abi, sağ ol. Dur bakalım, acele etme. Nereye gittiğini bilmiyorum ama böyle gitmesen daha iyi olur herhalde. Al şunu, giyersin. Sağ ol. Bari bundan sonra dikkatli ol. Thank you.
Kusura bakmayın, yorgunluktan. Uzun yoldan geliyorsun galiba. Evet abi. Bu adresi bana bir arkadaş verdiydi. Ertuğrul Madenci isminde birini arıyorum. Buraya muhakkak gelirmiş. Bizim Ertuğrul. Gelmesine gelir tabii. Cebinde 5-10 kuruş oldu mu erkenden damlar. Bu saatlere kadar gelmediğine göre işleri kesat gidiyor demektir. Sen otur bekle biraz, muhakkak gelir. Merhaba. Merhaba yakışıklı. Merhaba hanım. Merhaba yakışıklı. Merhaba babam. Ne haber? Çek elini. Bedava mal yok burada. Ya ayıp ettin be baba. Hesaba yazarsın be. Hesabı yok. Hem bak şu köşedeki delikanlı seni bekliyor. Uzaklardan gelmiş. Hey delikanlı. İşte senin Ertuğrul. Ben olsam ondan pek arkadaşlık etmem. Merhaba. Demek Ertuğrul sizsiniz. Farezciye o kadar çok bahsetmişti ki. Farezciye ha? Demek daha oralardan geliyorsun. Evet. Kaç günde geldin? 4. Otur. İstanbul'da akrabalar mı var? Ha. Memleketin neresi? Hiçbir yer. Kimsem yok yiğidim. Bunu beğendim işte. Benim gibi yeri yurdu olmayan bir kişi daha çıktı. Daha 3 senem vardı, dayanamıyordum. Fare Ziya'nın teklifine yok diyemedim. Peki, Ziya nerede? Onun talihi yaver gitmedi. Neyse, geçmişe mazi derler. Biriniz kurtuldu ya, o da bir şey. Ziya en kral arkadaşımdı. Onunla geçirdiğim günleri kolay kolay unutamam. Madem ki sen de onun arkadaşısın, hoş geldin. Ama doğrusunu istersen biraz zamansız geldin ha. Bak. Ya, gelmek için tam zamanını seçtin. Namıma bir kuruşum bile yok. Bırak kuruşu, yatacak yerim bile yok. Dün gece bir inşaatta çimento torbalarının üstünde sabahladık. Baksana façamıza. Ve şu pabuçların haline bak be. Senin de ailen yok demek. Peki çalışmaz mısın? Çalışmak mı? Amma da laf. Hem istesem de çalışamam ki. Elimden hiçbir zanaat gelmez. Aileme gelince bir babam kaldı. O da alkoliktir. Eski patronu hastaneye yatırdı. Herhalde orada göçüp gider ha. Suratıma ne dönüp bakıyorsun öyle be? Senin halin de benimkinden pek parlak değil yani. İstanbul'da böyle kafa kağıtsız falan dolaşamazsın. Buna bir çare bulmak lazım. Ha, sonra eğer benimle kader beraberliği yapacaksan yemeği bulduğun zaman yiyeceksin. Yatacak yerleri de ben seçeceğim. Vallahi sana bugünkü ikramım bu kadar ha. Ne dersin? Sen beni yanında taşımayı kabul ettikten sonra eyvallah. Bu gece senin adam akıllı bir uyuman lazım. Yoksa yarın boş çuvala dönersin ha. Uyku. Uyku ama nerede? Dur bakalım, bekle bir dakika. Kasım baba! Bak bakayım buraya, gel. Bana bak. Sağ ol babam. Bu gecelik senin yatak ayarlandı. Mutfakta bankonun üzerinde yatacaksın. Yarın saat 10'a kadar kıyak bir uyku çekersin. Saat 10'da Asım amcanın belalı karısı gelir. Seni orada görürse bütün tozunu sirkeler ha. Neyse ben de o zamana kadar gelir seni uyandırırım ya. Hadi vakit kaybetmeden git de uyumana bak. Yarın çok işimiz var. Hadi eyvallah hanım. Hadi. Sağ ol abi. Hadi.
Şuraya bak. Bir de hayat ne güzelmiş diyenler var bu dünyada. Merhaba Yakışıklı abi. Merhaba, kolay gelsin. Eyvallah. Arkadaş, bana bak. Uyan be, Üsküdar'da sabah oldu be, hadi. Kalk. Abi kalk, be, bıraksalar kalk. Daha 24 saat uyuyorum. Hadi be oğlum, karpuz musun sen ya, yata yata büyüyeceksin. Gel bakayım. Şimdi çıkalım, öğleye döneriz. O zamana kadar herkes de burada olur. Çünkü senin kağıt işlerini hemen halletmemiz lazım. Yalnız daha evvel şunları bir mektep etmenin de yoluna bakalım. Ha. Nedir bunlar? Sen uyurken arakladın. Ne yapalım, saat 10'a kadar vaktimiz vardı. Kısa günün kârı az olur derler. Kim alır bunlar ya? Ayıp ettin, zurnada peşraf olmaz, kim alırsa. Beşerden 10 lira diyor be ya. Bir türlü hazmedemiyorum be. Verecek miyiz? Başka bir şey düşünebiliyor musun be oğlum? Hadi yürü. Karar verdik. 15 kağıda bırakıyoruz. Güzel. Kim alacak? Sen. Ben alsam 10 liraya alırım. Ya rahmetlinin bu şamdanların yok pahasına gittiğini bir duysa. Neyse aklın. Hadi ver onu. Ver hadi ver. Unutmuşum, bunlar da işimize yarar herhalde. Ulan he? Sen milyoner misin de haberimiz yokmuş be. Ya bana bak be. Bütün gün beraberiz. Ben senin hala ismini bilmiyorum ben. Metin abi, Metin Gündoğdu. Metin Gündoğdu. Asım amcaya Karadenizli olduğunu söyleriz, hoşuna gider. Aç kaldığın günlerde de hemşerilik dalgasına gelip karnını doyurursun he. Ha, Selahattin geldi. Ben senin şu kağıt dalgasını halledeyim bir. Merhaba Selahattin. Merhaba. Şu bizim arkadaşın bir kağıda ihtiyacı var. Kim? Yani için. Ya şurada oturuyor be, bak tıfı bir oğlum ona. Bak yakışıklı. Seninki acemi çaylığa benziyor. Bilmem ki. Mesuliyet bana ait be, gerisine karışma. Bana itimadın yok mu yani? Ulan bütün derdim para, biliyorum. Şimdi sana ben parayı versem yarım saat içinde çocuğun nüfus kağıdını getirirsin değil mi? Hı. He? Deve! Söylesene, öyle değil mi? Peki peki. Dediğin gibi olsun, kızma birader. Sana bir hesap açarız, olur biter. Ama bir daha benden böyle bir şey istersen bunun gibi rastgele birini getirme. Bana bak, rastgele biri değil o. Arkadaşım benim, anladın mı? Anladım, anladım. Hadi bir bira işte, sinirlerin yatışsın. Hamdi, yakışıklıya bir bira getir benden. Bana bak, bir bardak daha getireyim öteki masaya. Nüfus kağıdı işi tamam. Kim o adam? Ne iş yapar? Bu ismi Selahattin. Kadın tellallığından tut da aklına ne gelirse her işi yapar. Onun yanındaki de ortağı Ali'dir. Ne bu şişko uzun burnu. Şu yan masadaki de Ferdi. Bütün geçimi at yarışlarındandır. Başka hiçbir şeyle uğraşmaz. Bu üç kişi Salim ve iki fedaisi. Salim de ortadaki o siyahlı olanı. O benden, ben de ondan nefret ederim. Sakın ona yaklaşıp ahbaplık edeyim demeyesin, ziyanını çıkarsın ha. Bu arkada oturanlar da işportacılık falan yapıp işte dümenlerini bulurlar. İşportacı Feridun, o da Hasan. Asım amca,
Ben gene o barbut tavasına gidiyorum. Ona kadar kalkarsa benimki arsaya gönderirsin ha. Hadi bakalım millet koşulman gizli. Hoppa! Yine kazandık. Ver bakalım ver. Uçlan uçlan. Hoppa aslan. Gel bakalım uçlan uçlan. Hadi ki koyur. Rap. Hoppa gel 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 gel. Şeytanınız bol olsun be. Eyvallah gel bakalım yakışıklı. Sensiz tadı çıkmıyor. Bensiz tadı çıkar mı oğlum? Hiçbir şeyin tadı çıkmıyor. Var mısın var mısın? Ver bakayım ver hadi, ver. Hadi 2,5 hem de kağıt bak. Allah dedik. Hey uyan uyan. Ha? Sen de burasını yatakhane yaptın gitti. Kusura bakma abi. Yakışıklı nerede? Ha, ben de seni onun için uyandırdım ya. Seni bekliyor. Kapıdan çık sağa dön. Hadi, be, hadi bakayım göreyim seni. Dübeş son fırsat bu. Kesik kesik öyle dümen yok. Ya, salla salla. Oh. Hadi be. Temizlendik. Safir geliyor galiba. Ha, yok benim arkadaş o be. Başlarım siz. Hadi biz oyunumuza devam edelim. Tamam, hadi devam çık bakalım. Bana bak. Versene şu sendeki 20 lirayı. Sen şöyle bir tur at, ben de otel parasını çıkarayım. Beyler, yakışıklı yeni sermayeyle gene aranızda ha. Hop, dümen suyundasın yakışıklı. Ah ulan gaddar kemik şimdi gelirsin ha. Demincek gelsene ulan iflahını karartayım hepsini. Kaybettik ha senin paraları da. Kusura bakma ne yapalım. Boş ver be abi olan olmuş bir kere. Sana şöyle çarşaflı bir yatak ziyafeti çekeyim demiştim ama olmadı ne yapalım. Hadi sen Asım amcaya git. Daha kapatmamıştır. Biraz dil döker bu gece orada kalırsın. Ya sen? Sen bana bakma. Ben nerede olsa kıvrılırım. Anca beraber kanca beraber. Ben de senden geleceğim. Hem bu yerleri öğrenip alışmam lazım. Ulan ne adamsın. Çattık. Burası da epey kalabalıkmış ha. Neyse dur, dur. Evladım evvela sana bir atlık bulalım da... ...sabahleyin kemiklerin falan çatırdamasın. Sen alışkın değilsin. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Ne bekliyorsun be, pijama mı giyeceksin? İyi geceler sana da. Bana bak, sen şimdi doğru Asım amcaya git. Bir iki saat sonra ben de gelirim. Yalnız biraz dolaş, o 7:30'dan evvel açmaz. Böyle çim kestikten sonra sen ne hale gelmişsindir Allah bilir ha.
Merhaba oğul. Merhaba amca. Müsaade edersen yakışıklıyı bekleyeceğim. Karnın aç mı? Sağ ol abici. Bana numara yapma oğul. Hem ben herkese böyle ikram yapmam. Nedense sana karşı. Hadi ye bakalım hadi. Hadi biraz daha iç. Merhaba yapışıklı. Merhaba. Merhaba. Merhaba Osman abi. Merhaba Metin. Bırak şimdi bu dalgayı bak. Bak bak. Ama... Dikkatli bak. Kimden aldın onları? Almadım, buldum. Nerede? Sahibinin cebinde. Peki bir şey söylemedin, bağırmadın mı? Kendine gelince bir patırdı çıkarmıştır herhalde. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Kendimize bir çeki düzen vermeye. Hep böyle berduş dolaşacak değiliz mi oğlum? Hadi bakayım volta. Eyvallah. Merhaba Murdu. Hoş geldiniz. Bana da arkadaşıma da birer pantolon, birer gömlek, birer de tatlı ceket diyorum. Buyurun bakayım bakalım. Şuna bir bak be, tatlı bir şeye benziyor. Ay bize bu gece öldüreceğim. O da güzeldi. Peki bunların fiyatları ne olacak? 12.80, bunlar da 120 etti 200. Hepsi 85. Siz çıldırdınız mı be? Hepsi 85'miş. Siz gidin başkasıyla alay edin. Çıkar sen boşver şu pantolonu. İşimiz var be. İkisi 85 tamam mı Mösyö Murdu? Bana bak. Sen sağır mısın? Asıl sen bana bak. Geçen hafta bir kürk işi çevirdiydin hani. Leon'la beraber. O işin içini dışını biliyorum ben. Burla Murdu'sun. Neden Leon'un arkadaşları olduğunu söylemediniz? Bak şimdi oldu 85. Hatta Leoniko'nun hatırı için birer de gömlek benden hediye olsun size. Yeter yeter. Birer kahve de söyler neşemizi buluruz. Ne burası kıyak işte. Oturalım buraya lan. O Kürt meselesi doğru muydu? Ne zannettin ya? Pek öyle dalavere çevirecek bir hali yok da. Sen çok cahil kalmışsın be arkadaşım. Bu dünyada suçlu yalnız senle ben miyiz sanıyorsun? Şu gördüğün insanların hepsinin büyük küçük ne suçları var bilir misin? Ha kardeş bize iki demli çay yapsana. Basın abi. Bak Metin. Ben şu hayatımızı bir pastaya benzetiyorum. Hepimiz doğduğumuz zaman bu pastadan biraz ısırıyoruz. Bazılarımız seviyor, bazılarımız da bizim gibi bırakıveriyor. Neyse, bırakalım şimdi bunları. Bir hamama gidelim, bir de sinek kaydı, paçamız tamam olsun. Biraz daha müsaade et abiciğim. Cumartesi hepsini veririm. Bak bu son olsun. Sonra karışmam. Şu tencereleri böyle mi yıka dedim sana? Bak dipleri kir içinde. Kömürcü getirdi mi kömürü? Bilmiyorum ablacığım. Asım amca bilir herhalde. Kömür geldi mi bey? Saat 8:30'da geldi. Hem sen her şeye telaşlanmasan iyi edersin. Günün birinde pat diye düşüp kalacaksın. Merhaba çocuklar. Merhaba yakışıklı. Merhaba yakışıklı. Merhaba, yakışıklı. Merhaba yenge. Aman bu serseriden de kurtulamadık gitti. Ayıp ettin oğlum. Bugün façamız kıyak. Sosyete tarafına. Gel bakayım abine. Asım baba, bize bir Marmara, bir de neşeli meze. Aman acele et, karnımız o biçim diyorum ha. Sağır değiliz, duyuyoruz. Dün böyle bağırmıyordun ama.
Sen düne boş ver, takvimde başka numara var dedin, bugün başka. Baksana yakışıklı, yeni ahbabın işsiz galiba. İsterseniz bir şeyler yapabiliriz. Ya, yeni şirket mi kurdun yoksa? Sululuğa lüzum yok. Bir iyilik yapmak istedim o kadar. Yok canım. Bize bu taraflarda pek tanınmayan bir genç lazım. Ufak paketlerimizi sağa sola götürecek biri. Eroin mi? Bana bak, onu da kirletemezsin kendin gibi. O benim arkadaşımdır, anladın mı? Serseriler, kendinizi nerede zannediyorsunuz? Bunu senin yanında bırakmayacağım, görürsün sen. Hadi Metin, gidelim. Kusura bakma Asım amca. Sen bu işe hiç burnunu sokmamalıydın. Benim zaten baş düşmanımdır, şimdi de sana garez bağlayacak. Madem arkadaşınım, seni o iki ayıya karşı yalnız mı bırakacaktım yani? Neyse, şimdi boş ver de bir yerde karnımızı doyuralım. Ondan sonra da eğlence programı başlasın. Jet olmuş be. Ne emrettiniz beyler? Acelen ne be? İki bira getir ama fındık fıstık falan istemez. Hadi volta. Ben de bir dansımı çekeyim bakayım. Bakın bu dansı anladın mı işte onun için idaret ya. Kalkıp dans etsene oğlum. Buraya oturmaya mı geldin? Ben dans etmesini bilmem ki. Ya bunun bilinmeyecek bir tarafı yok ki. Kalkar şu hatunlardan birinin beline sarılırsın. Sallanır durursun yani. Ayıp ettim ben. Harika bir kumaş. Fevkalade Mineciğim. Çok güzel. Abi. He. Abi şu ortadaki sarı kız hep bana bakıyor. Tabii bakar ya. Sen de en az benim kadar yakışıklısın. Hadi bir dene git kaldır. Boş ver be abi. Sonra rezil oluruz kıza. Hey, ben dansa gidiyorum. Bu dansı rica edebilir miyim bayan? Böyle utanır yerinde durursan kaçırırlar kızı işte. Neyse dur bakalım. Ben arkadaşından bir konuşayım. Affedersiniz size bir dans çekebilir miyim? Burası çok tenha ha. Evet öyle. Şu bir adamın var hani dans ediyor bir küçük kız. Arkadaşınız mı o sizin? Evet ne var ki? Yok benim de bir arkadaşım var da şurada. Acaba anlaşabilirler mi diyorum ikisi anladım. Bakma onun burada çalışmasına. Ha. Başka türlü para çıkartamıyor zavallı. Geceden geceye buraya gelip dans ediyor. Sonra kazandığı parayla da büyük annesine bakıyor. Öyle mi? Güzel. Teşekkür ederim.
Merci. Yok senden değil abi. Bir tane de sana çekeyim mi kardeşim? Kalk ya. Beyefendi, dansınız ayarlanmıştır. Hadi kalk şimdi, kaldır kızı hadi. Ama abi ben... Aması falan yok. Acem olduğunu söyledim, zarar yok dedi be. Turnayı gözünden vurduk oğlum, hadi diyorum sana. Hadi be! Acem olduğunuzu biliyorum. Gördünüz mü? Pekala beceriyorsunuz işte. Mesele yalnız o değil. Ben böyle yerlere pek alışık değilim de. Ehemmiyetsiz şeyler bunlar, üzülmeye değmez. Belki daha sonra bir dans daha ederiz ha? Tabii, ne kadar istersen. Kendine gel oğlum. Ne oluyorsun? Bana ne dedi biliyor musun yakışıklı? Senden ne kadar istersen dans ederim dedi. Ne var bunda şaşıracaklı oğlum? Beğendi seni ondan. Bana bak. Şimdi ben de o dans ettiğim muallayı alayım... ...dörtlü bir alem yapalım ha, ne dersin? Olmaz. Olmaz mı? O da ne demek be? Öyle kızlardan değil o. Kendimi söyledi. Hayır ama hissediyorum ben. Sen çok acemisin be oğlum be. Bunlar var ya bunlar... Onun hakkında böyle konuşma. Tamam. Sen istedikten sonra kavga edecektiniz ya. Yalnız benden sana abi nasihati, enayilik etme de eve götürmeyi teklif et hadi. Hadi. Bakalım. Valle, bir tane daha çekelim be. Hay hay. Geldik mi? Neresi ya? İşte orası. Hadi güle güle. Ben başka akşam gene uğrarım ha? Olur. Erken çıkarsak daha iyi eğleniriz. Hadi bakayım. Metin! Gel bakayım buraya. Bir türlü hoşuma gitmedi benimki be. Senden ne haber? Çok iyi bir kız. Ha, madem ki öyle sen daha biraz daha konuş ondan be. Merak etme ben buralardayım. Bekliyorum hadi. Hadi. Burada yalnız mı oturuyorsun? Hayır, anneannemle. Peki ya annen? Ben çok küçükken ölmüş. Babamla beraber bir bayramda ziyarete giderlerken otobüs devrilmiş. İkisi de ölmüş. Ama artık aradan çok sene geçti. Benim için sadece kötü bir rüya. Korkma, bir şey yapacak değilim sana. Diyecektim ki bu dünyada yalnızlık pek hoş bir şey değil. Sen de yetimsin demek. Öyle. Ama bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor ki. Sanki havadan düşmüşüm bu dünyaya. Konuşma böyle, doğru değil. Peki, öyleyse başka şeylerden bahsedelim. İsmin ne? Metin. Demir, seninki? Emine. Ama evdekiler ve arkadaşlarım hep Mine der. Mine, çok güzel bir isim. Sana da yakışır. Demez mi? Bana bak, bolsa cenaze var burada hadi. Yedi inek be. Metin! Evet. Hadi oğlum yeter be.
Geliyorum. Hadi. Tekrar görüşeceğiz değil mi? Tabii. Çarşamba ve cumartesileri oradayım. Beklerim. Hadi dedik ya. Allah'a ısmarladık. Beni beğeniyor yakışıklı. Düşün bir kere. Elbette beğenecek. Ben sana demedim mi oğlum? Nasıl bir şeyler yapabildin mi ayaküstü? Deli misin sen be? Hem ben sana demedim mi o kız öyle kızlardan değil diye? Ulan nereden biliyorsun öyle olmadığını ya? Daha tanışalı bir saat oldu be oğlum. Hey ben nerede? Merhaba. Merhaba. İki yataklı bir oda istiyoruz. 15 günlük de peşin. Ha, ne kadardı be? Ha 200. Buyurun efendim 28 numara. Yukarıda. Evet yukarıda. Birinci tamam, katta. Anladım. Düşün bir kere yakışıklı, beni beğenen bir kız. Gece rahatça uyuyabileceğim bir yatak. İnsan bundan fazla ne isteyebilir? Cepte birkaç kuruş varken istifade edelim bari değil mi? Biliyorsun kefene cep yapmıyorlar. Paralar öbür dünyaya gitmez. Ha? Üç gündür nerelerdesiniz? Hiç buradayız ya. Demek böyle gizliden gizliye çıkıyorsunuz odanıza. Çabuk anahtarı teslim edin. Abicim yarın paramız geliyor. Hepsini tamamını öderiz ya. Çok gördüm ben sizin gibileri. Anahtarı teslim edin yoksa polis çağırırım. Ya bu polisi çağrılır mı gece yarısı ya? Bir anahtar davasına olur mu? Rahatsız edeceksin adamı ne münasebet. Al ya. Nereye gidiyorsunuz? Yukarı. Nereye? Hadi bakalım aşağı. Hadi hadi durmayın. Peki ya. Gözüm görmesin sizi hadi. Allah'ım. Dışarıda giyinin yahu. Hadi ya gürültü de etmeyin fazla. Hadi hadi hadi. Hadi sizden uğraşamam. Vaktim yok. Hadi. Ya bağırma be kardeşim. Hadi hadi çekin arabanızı. Hey Allah'ım be birader. Ulan otelini yedik mi sanki be? Muhakkak birinden biri kapısını kilitlemeyi unutmuştur. Burada bulamazsak Şişli tarafına gideriz. Hadi sen ileriden başla. Gir yat. Önde alışkın değilsin. Direksiyona kafanı falan vurursun. Hadi. Daha yat, daha yat. İyidir, şimdi kaybolabiliriz. Hadi, iyi geceler. Thank you.
yakışıklı. Yakışıklı uyan sabah oldu. Ay. Ne tuhaf be. Bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Sanki ben böyle zengin bir adamın oğluymuşum. Sabah uyanınca uşak yanıma gelmiş. Beyefendi çay mı istersiniz, kakao mu diye soruyor. Beyefendi. Neyse bırakalım bu saçma sapan rüyaları da dalgamıza bakalım hadi. Hadi. Ayaz da neşeli ha. Kemiklerim ağrıyor be. Alışırsın, alışırsın. Acıkmışım be. Asım amcaya gideriz birazdan. En iyisi de o ha, biraz. Söylenir mölenir ama gene de yiyecek verir. Bir şeye mi bozuldun amca? Paranın suyunu çekti galiba. Hadi bunu boş ver. Senin bir iki defa ziyarete geleceğini ümit ederdim Metin. Neyse. Açsınız galiba. Hadi oturun şuraya. Hadi gel. Baba aslansın be, aslansın be. Ortalığı darmadağın edip gittiniz. İnsan gelip de bir özür diler. Ya. Salim seni birkaç kere aradı sordu, haberin olsun. Boş versene ya, kim takar Salim'i be Allah aşkına. Öyle deme. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu bilirsin. Her tarafı tehlike olsan olur be. Neyse şimdilik merak edilecek bir şey yok. Seyahate çıkmış galiba. Vız gelir tırıs gider be, boş versene. Ha, o geçen günkü kavga sana çok mu pahalıya mal oldu yani ha? Hepsini Salim ödedi. Affedersin Asım amca. Boş ver oğlum. Bak az kalsın unutuyordum. Bir tanıdık var, dokuma fabrikası için işçi arıyor. Çalışmaya niyetim varsa söylerim. Bugünlerde iş bulmak talih meselesi. Hadi bakalım delikanlı, salla zarmayı. Çık postanı bakayım. Bak, üçün beşi önde, salla zarmayı. Hadi benim oralarım. Şşş, tutma, hadi tutma, bakayım. Harbi salla. Deve. Kaybettik ya. Bana bak. Gene göz banyosundan değil mi? Ya bu işten vazgeç, yahut da git konuş onunla. Konuşup da ne diyeyim, nereye götüreyim? Gel sevgilim bu akşam köprünün altında eğlenelim mi diyeyim? Al şunları, sana sakladım. Sağ ol. En iyisi biz gene Asım amcaya gidelim. Senin iki tatlı lafını duydu mu dayanamıyor zavallı. Boş ver abi, aç kalırım daha iyi. Zaten bugüne kadar kafi derecede borçlandık. Hadi yürü gel. Hemen kafayı vurup yatalım da yarını işe ayıralım. Asım amcanın bulduğu fabrika işine girecek misin? Bilmem. Sen ne dersin? Valla içinden çıkabileceksen gir derim yani. Çalışmaya başlarsam seni sık sık göremeyeceğim değil mi? Ne olacak yani? Özlerim herhalde. Yok be. Uğurlu olsun beyim. Ben demedim mi bunda iş var diye? Peki şimdi ne olacak? Ayıp ettin.
Aynı beyler çekiliyor, yarım milyon çekiliyor, yarım milyon çekiliyor. Burası adamın iş yeri. Galiba biz burada çok park edeceğiz ha. Yakışıklı bekçi geliyor. Aptal. Hadi sen kaç, al şunu da ben onları oyalarım. Ya telaşlanmayın, bir şey yok be. Adam öldürmedik ya. Anlatılanlara göre yalnız değil misin? Kimdi yanındaki? Zaten ne olduysa hep onun yüzünden oldu abi. Ben onu bu sabah tanıdım. Kendisi teklif etti bana. Ben onun ismini bile bilmiyorum yani. Peki nasıl bir adamdı? 40-45 yaşlarında. Kır saçlı, zayıf, koyu kahverengi elbiseli biri olduğunu söylemiştir. Burun kemiği kırılan Albert Cohen hastaneye kaldırılmıştır. Nereden bulur böyle adamları bilmem ki. Sen gördün mü bu kır saçlı adamı Metin? Ya. Şu yakışıklının işine de hiç akıl erdiremez insan. Güle güle. Eyvallah. Çalış. Bütün kuvvetini harca. Hepsi birkaç kuruş haftalık için. Sen ne diyorsun Avni dayı? Buna da çok şükür. Ne çok şükürü evladım? Sen hiç evlenmeyi, çoluk çocuk sahibi olmayı düşünmedin mi? Bu aldığım haftalıkla olur mu bu dediklerim? Olmaz tabii. Gelecek hafta bir toplantı yapıp bu meseleyi bütün usta başlarıyla görüşeceğim. Sen de yardım edersin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Pazartesi günü şu Avni'ye kısa bir soruşturma yapıp yol verin. Demek bütün işçileri kışkırtmaya hazırlandığı doğru. Evet, şu yanındaki delikanlıyla fazla samimi galiba. Onun da çaresine bakılsın. Ne olur ne olmaz. Peki. Benim odam. Çok şükür Allah'a.
Al oğlum şunu. Seyahatin iyi geçtiğine memnun oldum doğrusu. Nasıl, oraları çok mu sıcak? Oldukça. Ama işler o kadar tıkırında gitti ki. Haftaya bir pavyon açıyoruz. Bu da ortağım Ahmet. Merhaba Asım amca. Merhaba oğlum. Müjdemi isterim. Yüksek sesle okusana. Sevgili kardeşim, dün senin gönderdiğin avukat geldi. Sana ve Asım amcaya onu tuttuğunuz için çok teşekkür ederim. Demek çalışıyorsun. Çok zor bir şey olmalı bu. Bana yiyecek bir şeyler göndermişsiniz. Bir daha boşuna böyle şeylere para harcamayın. Buradaki yemekler idare ediyor. Beni habersiz bırakmayın. Soranlara selam, gözlerinizden öperim. Yakışıklı. Ne kadar kalacak içeride acaba? Bilinmez ki. Onu mahkemenin sonunda öğreneceğiz. Hadi otur da bir şeyler ye, hadi. Ne haber delikanlı? Bir hoş geldin yok mu bize? Yakışıklı arkadaşını aradım ama bulamadım. Şansı varmış, bulsaydım. Senin korkacak bir şeyin yok. Sana hiç kızmadım. Hatta bunu ispat etmek için o günkü teklifimi tekrar ediyorum. Hem bol para kazanırsın hem... Benim işim var. Nerede çalışıyorsun bakalım? Dokuma fabrikasında. Aferin sana. Baksana Selahattin. Bak küçük bey namusuyla fabrikada çalışıyormuş. Boşuna uğraşmışsın kağıtlar için. Namuslusun sen değil mi? Sen yakışıklı arkadaşın gibi değilsin. Onun gibi sokaklarda adam dövmezsin değil mi? Yoo. O gece onunla beraber değildin değil mi? Bakın arkadaşlar. Bu küçük bey benimle çalışmak istemiyor. Geceleri sokakta adam dövmeyi benle çalışmaya tercih ediyor. Dur Salim! Dur çocuğu rahat bırak. Ondan uğraşma. Kimsenin işine burnumu sokmak istemem. Ama bu çocuğa da kimseyi dokundurtmam. Anlaşıldı mı? Bu salağın nesini koruyorsun be? Dur vurma. Madem ki Asım amca öyle istiyor öyle olsun. Senin gibi bir adamın bu çocuktan ne istediğini bir türlü anlayamıyorum. Merak etme evlat. Ben buradayken sana kimse dokunamaz. Kimse. Evvela berbere gideriz canım. Birazdan neredeyse gelir. Sen de iyiden iyiye gönlünü kaptırdın kızım. O kadar iyi bir çocuk ki bilemezsin. Ama bazen benden bir şeyler sakladığını hissediyorum. Öyle bir hali var. Bu dansı benden yapar mısınız? Kardeşim dans etmez. Nişanlısını bekliyor. Bak gördün mü şunu? Adamcağızla dansa kalkmadı. Dans etmeyecekse burada işi ne? Haklısın be Cavit abi. Dur bakalım. Şunun nabzını bir de ben yoklayayım ha. Hanımefendi, acaba bu dansı bana lütfeder misiniz? Hayır. Birini bekliyor. Bu da yeni moda mı? Evet, yeni moda. Çek elini. Hoşuma gitti. Duymadın mı? Çek elini dedi. Vay, bak hele. Küçük hanımın zamparasısın galiba. Ağzını topla be. Toplamazsam ne olacak? Bırak Metin, uğraşma. Hadi gidelim. Hoppa. Eyvah durun. Hayır, mani olmuş. Bakın çocuklar. Bu beyefendi kaşınıyor galiba. Erkekçe dövüşmesini bilmez misin sen? Bakmıyorken vurmak var mı ha? Şimdi bakıyorsun değil mi? Bakalım çocuklar, kavga edecekseniz başka yer dedin. Ağzını burnunu dağıtacağım senin. Başka yer dedin yoksa polis çağırırım. Hadi bakalım. Hadi. Gel, gel.
Bırakacak mıyız serseriyi? Daha neler? Hadi yürüyün. Bak hele. Dört kişi delikanlının peşine düştüler. Kim bilir nasıl dövecekler onu. Bunu bile bile biz de burada hıyar gibi oturacak mıyız lan? Erkekliğe sığmaz bu. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Nereye böyle? Korkusundan acele kaçmaya bakıyor. Değil mi küçük bey? Benim kimseden korktuğum yok. Yo öyle deme. Dayaktan korkuyorsun. Benden yiyeceğin dayaktan. Ama eğer korkmuyorum diye ısrar edersen gelir erkekçe dövüşürsün. Sakın Ahmet, seni kandırmaya çalışıyor. Bak, sevgilin de senin kadar korkak. Ben senin yerinde olsam onun sözünü dinlerim. Bana baksana, senden korkmuyorum. Canın kavga istiyorsa ona da hazırım. Aferin sana, bak bunu beğendim. Hadi bakalım, gel şu lambanın altına da Gül Cemal'ini görelim neye benziyor. Durun! Kalleşlik yok. Teke tek dövüşün. Abi, yalvarırım yeter. Yaşa delikanlı. Yaşa delikanlı. Helal olsun abi. Sağ olun. Benden gel yine. Odama. Olmaz Metin. Unut her şeyi beni. Unut. Vaziyeti. Benden önce davrandılar. Üzülme Avni dayı. Senin gibi usta nerede olsa iş bulur. Saat 3'te de beni çağırdılar müdür odasına. Benim yanımda sen de usta oldun sayılır. Herhalde terfi ettirecekler. Hiç olmazsa buna sevinelim bari. Haftalık da artar. O zaman bir iki aya kalmaz Mine ile evlenirim. Yakışıklı da çıkmış olur. Neyse ben gideyim artık. Tam 3'te orada ol dediler. Güle güle evlat. Senin o Avni ustayla çok samimi olduğun söyleniyor, doğru mu? Doğru efendim. Onun bazen karışık işler çevirmekte olduğunu biliyor muydun?
Burada 2 haftalığım var. Bir daha iş yerinde arkadaş seçerken dikkatli ol. Bu sana ders olsun. Hadi güle güle. Asım amca, bir şey mi var? Kaç zamandır seni arıyorum, nerelerdesin? Neyse, hadi gel benimle. Yok amca, gelemem. Ben sığıntı olmak istemiyorum. Sana gel de sığıntı ol diyen var mı? Gel, seni bekleyen var. Mine. Mine ya? Zavallı, kaç gündür perişan. Olmaz Asım amca, beni böyle görmesini istemem. Kafamı kızdırma şimdi. Kızcağız seni deli gibi seviyor. Senin gibi serseriyi. İyi ama... Böyle bile olsan sana ihtiyacı var. Hadi yürü. Asım amca. Hadi Metin, evine dön. Beni de beraber götür. Ne evi, kim? Asım amcadan borç aldık. Sana bir inşaatta iş buldum. Çalışıp ödeyeceksin. Çocuklar, bir hafta daha geçti. Ya bir gün şu kahveye düş de dertleşelim. Yoksa tenezzül etmiyor musun? Saçmalama be Ahmet. Zaten şurada bir cumartesi pazarımız var, onu da... Anlaşıldı, bir dalgan var senin. Hadi koş geç kalma. Temele başlamak için bir şey kalmadı bile. Hadi gene düz sokaklara, gene işi ara. Metin, bugüne kadar sabrettim ama artık dayanamayacağım. Öğrenmeliyim. Sen benden bir şeyler gizliyorsun. Arada bir dalıp kalıyorsun. Nedir bu sırrın, söyle bana. Hiç. Ertuğrul abi olsa söylersin ama. Tabii söylerim. Benim her şeyim o. Abim, arkadaşım, her şeyim. Demek ben hiçbir şey değilim. Sadece bir eğlence, bir oyuncak. Sus Mine, sus. Hayır, susmayacağım. Bilmek benim de hakkım. Hem Ertuğrul abiden daha fazla. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum. Ne? Ne dedin? Evet. İnanmazsan Asım amcaya sor. Fatma yengeyle doktora beni o gönderdi. Ben bir hapishane kaçayım Mine. Sırrım bu işte. Nüfus kağıdım falan hepsi sahte. Bah Metin'im benim. Teslim ol Metin. En iyi çare bu. Bak daha ikimiz de genciz. Ben çalışır çocuğa bakarım. Seneler çok çabuk geçer sevgilim. Bir de bakmışın cezan bitmiş, dışarıdasın. O zaman namuslu bir hayat. Hayır.
Sen aklın erdiği işlere karış yalnız. Ben ne yapacağımı bilirim. Sana söylediğim için insanı pişman etme. Seni seviyorum Mete. Saat kaç Recep Usta? 5:20 var. Ya öyle paydosundan beri 10 defa sordun saati, o kadar büyüyün mü? Hem de nasıl usta, çok da heyecanlıyım, kusura bakma. Madem öyle 20 dakikanın kıymeti yok, hadi yallah. Sağ ol usta. Yakışıklı. Nasılsın yakışıklı? Sağ ol. Seni sormalı. Ben iyiyim abi. Hadi yürü gidelim. Bu akşam Asım amcada şerefine ziyafet var. Ya sen ne olmuşsun be Metin? Bomba gibi olmuşsun be. Hadi gel. Gel. Manzara var ya, şu manzara her gece rüyalarıma girerdi vallahi. Allah'ım sana çok şükür be. Abi bana yaptıkların için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni kurtarmak için kendini feda etsin. Saçmalama. Hadi yürü gidelim. Geçmiş olsun yakışıklı. Eyvallah. Hoş geldin yakışıklı. Hoş bulduk. Allah bir daha düşürmesin. Amin. Hoş geldin, geçmiş olsun. Eyvallah hanım, sağ ol. Hoş geldin yakışıklı. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Tuskaya dönmüşsün be yakışıklı. Bu ne hal böyle? Ne yapalım? Gel bak sana ne yapıyorum. Gel, gel, gel. Oh. Daha pişmesine yarım saat var obur. Hadi sen otur, ben hazır olunca getiririm. Merhaba abi. İçkiler benden arkadaşlar. Yemekten sonra da doğru bizim pavyona eğlenmeye. Bravo şerefe! Ulan Metin çok kıyak adamsın ha. Vallahi diyorum. Bak bak bu deme var ya. Bana bak. Salim çok kıyak adamsın be. Bu da kıyak. Yengen de daha kıyak ha o biçim. Bana bak kızım, gel bakayım bir çeksin abin sana bir dans. Yaşınım benim, yapma. Sağ ol Cemal. Sen olmasaydın bunu imkanı yok, tek başıma getiremezdim. Hadi lan volta Cemal, Cemal'e bak. Yatan yanına geldik. Yat bakalım, hadi. Sen bırak şimdi ben... Güç.
Hayrola? Ne var? Bu ne kıyafeti yakışıklı? Hangi parayla aldın? Salim'den avans aldım yeni iş için. Ne işi? Pavyonda çalışacağım. Hep pur çıkıyormuş. Ortalığı yatıştırmak için benim gibi bir serseriye ihtiyaçları varmış. Senin anlayacağın bir nevi müdürlük işte. Yapamazsın yakışıklı. Birbirinizden nefret ediyorsunuz. Paraya ihtiyacım var oğlum. Hep senin haftalığından geçinecek değiliz ya. Hem sen merak etme. Salim'den bana bir kötülük gelmez artık. Sen benim abimsin. Başına bir şey gelmesini istemem. Salim'le çalışacakmış. Aklım ermez bu herifin işine. Merhaba teyze, anahtar hazır mı? Hazır. Hemen vereyim istersen. Odayı da temizledim. Sağ ol. Yakışıklı, niye söylemedin bana bu odayı tuttun ha? Sana sürpriz olsun diye be. Nasıl? Çok iyi ama birbirimizi pek sık göremeyeceğiz galiba. Niye? Sen akşamları çıkıyorsun, sabah geldiğinde de ben gidiyorum. Ya haftada bir gün boşum var be. Cuma akşamları yemeği beraber yeriz. Mine ile alırsın, kıyak mı? Oldu. Canım. Terbiyesiz. Ne de çabuk bozuluyorsun. Aha. Abi içeride hır çıktı.
Tabii Salim, dediğin gibi yaparız. İçeriden çağırıyorlar galiba, bir şey oldu. Tamam, tamam. Sürtük çelik, ne zannediyorsun kralım Çabi? He? Ne haber deve? Hadi yürü giyin de gidelim. Bir şey içmez misiniz? Ne gibi? Çay veya bir içki. Evelallah ama rahatsız etmeyeyim yani. Yok canım, buyurun. Ha, bir dakika, öyleyse şu arabayı gönderelim. Herife belki biraz fazla sert çıktık ama ne yaparsın, serde erkeklik var işte. Sana sataştığını görünce dayanamadım. Başkasına olsaydı aynı şeyi yapmayacak mıydın? Adamı gene attırırdın dışarı ama bu kadar da hırpalamazdım yani. Neyse, şimdi birkaç gün sonra kendine gelir herhalde ha. Böyle hususi muamele görmemin sebebi ne? Pavyonda bir sürü kadın var. Sen başkasın be Semra. Geleli daha 5-10 gün oldu ama ötekilerine benzemediğini hemen anladım. Merhaba Metin. Merhaba. Mine nerede? Anneannesi rahatsız da akşama buluşacağız. Ben de bir arkadaşı bekliyorum da. Kimi? Bir arkadaş. Kadın mı? Hmm. Konuşmanı beğenmiyorum abi. Bir şeyler oldu sana galiba. Evet. Galiba bu sefer abiyi fena yaktık. Pavyona ilk geldiği günden beri bana bir şeyler oldu. Başka hiçbir şey düşünemez oldum. Neyse. Bundan daha güzel bir şey olamaz işte. Yeter ki o da senin gibi düşünsün. Öyle, öyle. İnanır mısın Metin? Hayatımda ilk defa evlilik diye bir şey geçiyor aklımdan. Galiba bu hanımla vaziyet fena gitmeyecek. Yalnız bir şey de inatçılık ediyor be. Neymiş o? 4 senedir şurada bir yerde oturuyor Cihangir'de. İlla ki orada oturalım diyor. Bir türlü bizim oraya gelmek istemiyor ya. Sen gidersin oraya, olur biter. He? Beni düşünme sakın. Nasıl olsa idare ederiz durumu. İlk başlarda zor olur tabii. Her sabah işe giderken senin sağ salim eve gelmiş olduğunu bilmek bana bir rahatlık veriyordu. Oh diyordum, dün geceyi de kazasız belasız atlattı. Semra, işte sana her zaman lafını ettiğim arkadaşım Metin. Bu da Semra. Memnun oldum yenge. Ne haber? İşte bana bak, nasıl yengen? Şanslısın yakışıklı. Evet. Vallahi şanslısın. Dayanıklı karıdır ha. Hayret doğrusu. Hiç böylesi olmamıştı. Belli ki sarhoş. Kavga da etmiş galiba.
Bir şey mi oldu, yakışıklı? Bana biraz su. Ne oldu yakışıklı, anlatsana. Merhaba Mine. Anlatsana be abi. Aldattı. Beni be. Pavyona gelmedi. Evine gittim. Orada da yoktu. Senin gibi bir adam böyle şeye üzülürüm Allah aşkına. İstediğin anda 1000 tane Semra bulursun sen. Biliyorum bu işi ciddiye alıyordun ama zamanla unutur gidersin. Hem belki şu anda yaptığına pişman olup dönmüştür bir de. Zaten kadın milletine inanmak enayi işi. Göreceksin. Her şey düzelecek. Düzelmeyecek. Dönmemek üzere gitti o. Biliyorum. Eminim. Çünkü onu kandıran Salim. Salim mi? Emin misin? Salim yılanı ya. Gardıroptaki kızdan öğrendim. Önce söylemek istemedi ama bildiğini bükünce bülbül gibi konuştu kaldık. Meğer iş başlayalı bir hafta olmuş. Ben dersen. Bir de düzelecek diyorsun ha. Düzelmesine imkan yok. Çünkü onu bulup temizleyeceğim. Delirdin mi sen? Onun gibi bir mikrop için başın belaya girecek. Onu bul, iyice marizle, pestilini çıkar. Ama öldürme. O kadar kolay değil bu Metin. Semra'nın beni bırakması belki bir kader işi diyeceksin. Ama o Salim'e kaçması. En iyisi sen şurada yat da kendine gel. Yarın da bütün gün istirahat et. Akşam ben işten gelince beraber çıkar ararız. Bu kanlar nerede? Ne bileyim ben. Kızdan haber alınca doğru ortağına gittim. Benimle alay etti it. Ben de ağzını burnunu dağıttım. İstersen yarın işimi asıp senden kalayım ha? Değmez oğlum Metin. Sen merak etme, işine git. Ben şimdi biraz uyuyacağım. Sonra da hesabımı görmeye gideceğim. Sabah oluyor Metin. İşe gitmeden beni eve bırak. Olmaz. Korkuyorum. Yakışıklıdan mı? Merak etme, ölür de gene sana dokunmaz o. Kız kardeşsin sen onun. Ama için rahat etsin diye gidelim. Biteni biliyorum. Nerede? Sen değil mi? Gece geldi. Kalıp uyuyacaktı. Gitmiş. Nereye? Salim'in peşine herhalde. İnşallah bir delilik yapmaz. İşte burası. Muhakkak gelecekler buraya.
Salim! Salim! Seninle hesaplaşmaya geldim. Ne istiyorsun benden? Dur bakalım yakışıklı, bozulma hemen. Bozuldum falan yok. Sadece hesaplaşmaya geldim o kadar. Asım amca gönderdi, hemen gelsin dedi. Olur. Beni istemişsin amca. Gelmedim. Bak bey, emniyet müdürlüğünden. Ertuğrul hakkında bazı sualler soracak. Ona bir şey mi oldu yoksa? Ona bir şey mi oldu, cevap versenize. Yaralı. Nerede? Hastanede. Bayılttılar. 2-3 saatten evvel kendine gelemez. İyi arkadaşıymışsın. Bize kimin yaptığına dair bir fikir verebilir misin? Bilmem ki. İyi arkadaşımdı ama son zamanlarda pek görüşemiyorduk. Yanına gitmem lazım. İlk yardım hastanesindedir. Acele etme bu kadar. Yeni kendine geldi. Lütfen fazla yormayın. Çok mu fena? Ne oldu sana yakışıklı? Ne olacak? Olan oldu işte. Sonumuz geldi galiba. Saçmalama. Kalkarsın sen bunun altından. Belki biraz yatarsın ama. Boşuna avutmaya çalışma. Benim işim bittik artık. Baygın zannedip konuştular yanımda. Hem içimde kaç kurşun var biliyor musun? Salim mi? Aldattılar. Tuzağa düşürdüler beni. Neyse, başka şeylerden konuşalım ha? Yok. Bunlardan konuşalım. Her şeyi bilmelisin Metin. İntikamını sen alacaksın. Ah, o anda bir tabancam olsaydı. Beni çağırayım mı? Yok. İstemez. Bana bir birinci yaksana. Sen deli misin bu haliyle? Bırak boş lafları oğlum. Hala kurtulacağımı zannediyorsun. Benim işim bitmiş artık. Hadi yak şu birinciyi. Senin böyle eriyip gitmeni istemiyorum yakışıklı. Sen ve ben iki kardeşten de beteriz.
Dayan biraz. Beni yalnız bırakma. Seni bırakmak mı? Ah, o alçak. Sakın peşini bırakma onun. Yarım kalan bu hesabımı sen temizle Metin. Öldür onu. Öldür. Sen bunu düşünme şimdi. Artık gitseniz iyi olur. Yarın yine gelin. Güle güle. Metin. Metin. Sana söylediklerimin hepsini unut Metin. İntikamdan falan vazgeç. Salim'i bırak. Değmez. Ama... Yemin et. Bir şey yapmayacağına. Yemin etmedim. Sen zaten ölmeyeceksin ki. Yaşayacaksın. Ölmeyeceksin yakışıklı. Yatmayacak mısın Metin? Sen uyu. Çok mu fena vaziyete? Uyumamak, yememekle ona hiçbir faydan dokunmaz. Hadi gel yat. Korkuyorum Metin. Senin sonunun da böyle olacağından korkuyorum. Onun kimseye karşı mesuliyeti yoktu. Senin var. Ben varım. Yarın bir çocuğun olacak. Bırak o serseriyi. O... Ne demek istiyorsun Mine? Konuşmana dikkat et. Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Git teslim ol. Ceza neyse onu bitir. Geri döndüğünde beni aynen... bıraktığın gibi bulacaksın. Bugün nasıl bizimki? Maalesef bir saat evvel... Eyvah! İnanmam! Niye geldin buralara kadar? Doktor yürüyüş tavsiye etti, ben de buraya yürüdüm. Ne yapayım? Burada mı? Biliyor musun, bu çocuk benimdir diyebileceğim tek şey olacak dünyada. Bunu bana sen verdin Mine. Yahu nedir bu sendeki hal? Kaç gündür arpacık kumrusu gibi düşünüp duruyorsun? Delikanlıyı bir türlü kafamdan silemiyorum.
Ondan korkacak bir şeyimiz kalmadı ki, polise verdiği ifadede senden hiç bahsetmemiş. Beni düşündüren de bu sessizliği işte. Hemen etfal hastanesine git Metin. Mine'yi Asım amca falan götürmüşler. Babasısınız galiba, aslan gibi bir oğlunuz oldu. Öpmeyecek misin baba? Biraz çirkin değil mi? Doğduğun gün kim bilir sen nasıldın. Doktora bakılırsa hastanenin en güzel çocuğu. Çok sancı çektin mi? Başlarda çok fenaydı ama şimdi geçti. Adını ne koyacaksın bakalım? Bilmem ki. Bir mesele de o. Onun ismi Ertuğrul olacak. Başka isim istemem oğluma. Demek nihayet Mine ile de tanıştın ha? Artık mecbur oldum. Mine ile çocuğu yanına alıp kendi büyütmeyi teklif etti. Aferin kadına. O senin ufacık odandan büyütecektin çocuğu. Bak Asım amca, senden de bozuşacağız ha. Bu çocuk benim malım, benim. Onu başkasına veremem. İyi veya kötü ben büyüteceğim onu. Ne haber Asım amca? Çok şükür. Çoktandır yoktun ortalıkta. Boş durmuyoruz. Seyahat ediyor, çalışıyoruz. Merhaba delikanlı. Çocuğun olduğunu duydum. Tebrikler. Bu ikinci oluyor Salim. Ona dokunma demiştim. Salim, şu adamlarını buradan çıkar yoksa fena olur. Gördün olanları be amca. Ben dostça elimi uzattım, sıkmadı. Hakkı yok muydu sanki? Ferit, ne var? Salim, sana pusu kuruyorum Metin. Yarın yolunu bekleyecekler. Konuşurlarken duydum. Seni sevdiğim için geldim buraya. Ben de korkuyorum şimdi. Bu saatte Salim barda olur değil mi? Herhalde. Ama sakın delilik etme. Tanımadın mı? Bir şey mi oldu delikanlı? Buraya böyle gelmenin sebebi ne? Bana tuzak kuracağını duydum. Senden evvel davrandım.
Şaşırdın değil mi? Onu da kim uydurdu? Ben öyle bir şey yapar mıyım sana? Daima ahbap olmak istedim seninle. Hep sen reddettin. Kabahat bende mi? Ki sorma. Sözde çok zengin birinin oğluymuşum da sabah uyanınca uşak yanıma gelmiş. Beyefendi çay mı kakao mu diye soruyor. Beyefendi. Saçma rüyalarla uğraşacağımıza tüyelim buradan oğlum. Biz de genciz. Ben çalışır çocuğa bakarım. Seneler çok çabuk geçer sevgilim. Bir de bakmışın cezan bitmiş. Seni bekliyorum Metin.